aynı anda hem güldürüp hem de duygulandırmayı başaran başka bir film bilmiyorum ben. Bir dakika, bir dakika. Ben anlamadım şimdi. Sen niye duygulandın? Yani sonuçta kavuştular. Ama öncesinde ya çok üzüldüler. Yani araya da girmeyen kalmadı. Yani sen de kendini tuttun, tuttun. Finalde ağlayacak hale geldin, öyle mi? Ya ben bu filmi çok izledim. Ama sonunda hep böyle oluyor. Ya en çok da şeyde kötü oluyorum. Hani bunlar böyle karşılaşıyor ya. Ayrıldıktan sonra. Hani birden ne yapacaklarını bilemiyorlar. Sonra? Sonra? Sonra şey işte. Sarılsınlar istiyor insan. Yani bir sarılsalar bir daha asla ayrılmazlar. Gözleri birbirlerine kenetlensin. Kendilerini bir bıraksalar. Bu sefer de bakkal değil, değil mi? Herhalde kapıcıdır. Ha ya da Ceyda. Ben burada olduğum zaman mutlaka gelir o. Yok, mekanda çok fazla iş var. Bugün gelmesi çok zor. Gelir, gelir o. Ceyda değil mi? Ne yapıyorsun? Sakin ol. Ay ne sakini? Anne çok sinirlenir. İkimiz de biliyoruz. Bunu hemen sakla beni. Ne saklaması? Çocuk gibi. Ya tamam biz sakinleş. Ben bir şekilde açıklayacağım. Hayır 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 hayır. Hayır. Hiç hazır değilim buna. Lütfen anla beni. Sakla beni çabuk sakla beni. Tamam beni. Burada yokum. Beni hiç görmedin. Oğlum, açsana şu kapıyı. Geldim. Anne. Canım. Haber vermedin. Ben gideyim. Haber vereyim, öyle geleyim. Ha? Yok yok, ben öyle bir an şaşırdım. Hoş geldin. Ya bu Necip'i ben eve aldım biliyorsun değil mi? Manavda çalışmaya başlamış. Ay kör olmayasıca yahu. Manav sektörü üzerine bir başladı. Car 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 car. 50 yılın manavı sanki. Bayıla verecek içim şişti oğlum. Necip abi işte.